Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Oyakçe, Hektaş, Kervan Gıda, Ford ve Turkcell hisselerini analiz edeceğiz. Şimdi Oyak Çimento ile başlayalım haftalık grafikte. Şimdi Oyak'ın haftalık grafiğini açtığımızda arkadaşlar şöyle pandemi düşüşlerinde 5 TL'li seviyelere kadar Mart ayında gerilemişti bu hisse. Ondan sonra tekrardan yukarıya atak, iniş ve şöyle bir yükselen kanalı içerisinde hareketine düzenli bir şekilde devam ediyor. Şimdi gördüğümüz gibi yükselen kanalın tam destek bölgesine gelmiş vaziyette. Normal şartlarda buradan beklenen hareket buradan yukarıya doğru artık bir tepki çıkışı yapmasıdır. Yarın ondan sonraki gün yarın cuma seans kapanacak. Önümüzdeki haftalarda bu tepkiyi yapıp yapmadığına bakacağız. Kritik seviye ise bu seviyenin altına kırılmasıdır. Yani şöyle 8.21'leri düşünürsek 8.20 diyelim. 8.20 TL seviyesinin altına doğru düşersen ve hacimli bir şekilde kırılırsa arkadaşlar risk var diyebiliriz. Çünkü yükselen kanalı kırmış olacak. Şimdi ortalamalarına baktığımızda 21 haftalık EMA 21 kırmızı ortalamamızla EMA 5 arasında sıkışmış ve kendine yön arayan bir mum gözüküyor. Şöyle biraz daha genişleteyim. Şimdi bu EMA 21'in üzerinde olması çok güzel bir gelişme ve hatta destek almış gözüküyor. Aynı zamanda EMA 21 ortalamamız alt trend desteğinin üzerinde tam, yani burasının bakın şu 8.21'li seviyeler çok güçlü bir destek. İki şekilde de destek görevi görüyor şu an. Bu 8.21'in altına kırılması problemli olur. İlk etapta bakın şu an hisse 8.29'da kapattı bugün. 8.42'nin üzerine, yani EMA 5'in üzerine kendini atması gerekiyor arkadaşlar. 8.42'nin üzerine kendini attığı zaman bu hisse rahatlayacak. Bir de günlük periyotta bakalım. Günlükte siyah ortalamamız, 5 günlük ortalamamız, kırmızıyı yani 21 günlük ortalamamız aşağı kesmiş şurada. Altındaymış aslında. Oraya çıkmaya çalışmış. Şu noktada kesmiş. 8.68'de kesmiş. Şurası günlük takip edenler için. Bu günlük grafikleri kim takip eder arkadaşlar? Hisseyi elinde birkaç hafta tutmak isteyen kişiler günlük periyoda göre işlem yaparlar. Böyle bir hafta, iki hafta, üç hafta tutacak olan kişiler günlük trendlere göre al sat yaparlar. Ama daha uzun vade, böyle birkaç ay tutmak isteyenler ya da daha uzun süreli tutmak isteyenler haftalık periyoda göre işlem yaparlar. Zaten günlükçü arkadaşlar da 15 dakikalık grafik, 1 saatlik grafik gibi grafiklerle işlemlerini yapıyorlar. Şurası stop noktası, çünkü siyahın kırmızıya aşağı kestiği yer. 8.67'de stop olan bir kişi bu hisseyi şöyle 7.88'lerden dahi toplama imkanı buldu. İlk etapta bu hissenin şu günlükte de EMA 21'in yani 8.48'lerin üstüne kendini atması gerekecek. 8.48'in üstüne kendini attığı zaman hisse rahatlayacak. Yükselen kanalı aşağı kırmadığı sürece ve EMA 21'in altına haftalıkta düşmediği sürece bir problem yok açıkçası. Bir de primine bakalım şunun. Şimdi 5 liradan 10 lira çok büyük prim değil. Çoğu tatlı 10 kat 20 kat gitti açıkçası. İçmoksarla baktığımızda parabolik sarımız onaylı, bulutların üzerindeyiz. Kijunsen'in üzerindeyiz ama Tenkan-sen ortalamamızın altındayız arkadaşlar. Bu seviyede 8.58'de. 8.48'i geçtikten sonra 8.58 noktası bir direnç görevi görebilir. Ama 8.58'de yukarıya doğru kırıldığı zaman arkadaşlar önünün açılacağını düşünüyorum şahsen. Şöyle King Kong'la haftalık grafikte baktığımızda haftalıkta King Kong yine güzel çalışmış. Şu mumda 4 TL mumunda bize aldırmış. 4 TL mumunda aldırdıktan sonra hisse zaten 10 liralara kadar çıkmış. Gayet güzel yakalıyor King Kong haftalıkta. Hektaş'a bakalım. Hektaş çok güçlü bir temettü tahtası. Şurada bir yükselen üçgeni vardı. Yükselen üçgeni kırdığı nokta şu seviyeler, 15 TL seviyeleri. 15 TL seviyesinden aldırdıktan sonra hisse yukarılara doğru tırmanıyor ve bugün de tavan yapmış zaten. Hektaş'ın arkadaşlar şöyle ortalamalarına bir bakalım.
Şu an EMA5'in bayağı üzerinde. Şuradaki bir bayrak formasyonu dediğimiz siyah ortalamaya, yani açılan EMA5 ortalamasını değme çalışması yapmış, temas etmiş, yatayda birkaç hafta geçirmiş ve tekrardan yukarıya doğru hızlı bir şekilde atağına devam ediyor. Nereye kadar çıkar? Yatırımcısının, patronunun götürdüğü yere kadar çıkar. Güçlü bir tahta, temel verilerini de takip etmenizde fayda var. FK'sını, piyasa değerini, FAVÖK vesaire, kap bildirimlerini umarım bu şekilde yoluna devam eder. Geri dönüşlerde takip etmeniz gereken ortalamalar haftalıktaki EMA5 ortalamasıdır. O da zaten 27 TL seviyesinde. Bu tahtada orta uzun vadeli yatırımcı olan bir kişi hiç bakmıyor bile, atıyor, unutuyor. En güzel yatırım şekli de odur aslında. Gittiği yere kadar gitsin. Günlükte baktığımızda da günlükteki en yakın günlük destek seviyesi 29 TL'dir. 29 TL'nin kırılması durumunda 27-14 TL'de de günlükte EMA 21 ortalamamız destek olarak bekliyor olacak. King Kong'da baktığımızda King Kong bize ne zaman vermiş? Gözükmüyor bile, çok önceden vermiş. İçimokusarla baktığımızda İçimokusar'ın tekniği gayet güzel. Ortalamaların üzerindeyiz. Hiçbir problem yok. Takip edilebilir arkadaşlar. Şimdi Kervangı'da yeni halka arz olan bir şirket. Ve ben şöyle bir senaryo çizmiştim zamanında arkadaşlar. Hızlı bir şekilde atak yaptıktan sonra bu tarz hisseler yatayda bir formasyona yatıyorlar. Bu da 17,5'lu seviyelerden satış yemiş. Şöyle bakın, çizdiğim gibi yatayda bir formasyona yatmış. Şunları sileyim. Bu ne olacak şimdi? Bunu günlük grafikte takip etmeniz gerekiyor. Çünkü haftalıkta bir verisi yok. Günlük grafikte açtığınız zaman örneğin şöyle küçük bir teknik oluşturmuş. Çok tekniği olmamakla birlikte yeni halka arz olan şirketlerin kendinize şöyle trendler oluşturabilirsiniz. Şu major trend çizgisinin altını kırılmaması durumunda herhangi bir problem yok. Bunun altına kırıldığı durumlarda da temkinli davranabilirsiniz. Ortalamalarını yine günlük grafikte açtığınızda arkadaşlar takip edebileceğiniz, bunda iki ortalama var. Bakın EMA 200 gözükmüyor çünkü 200 günlük bir verisi yok. Şurada en yakın günlük destek seviyesi 15.90'lı seviyeler. Orasının kırılması durumunda da 15.58'de güçlü EMA 21 ortalaması var. Zaten EMA 21 ile major trend çizgisi çok yakın. Şu trend çizgisini ve EMA 21'in aşağı kırılmadığı sürece bir problem yok arkadaşlar. Ona göre artık kendi stop noktalarınızı belirleyebilirsiniz kervanda. Ford Otosan çok sevdiğimiz güzel tahtalardan biri. Yoluna devam ediyor. Ben gideceğim diyor. Tutabilene aşk olsun. Çok güçlü bir temettü tahtasıdır. Temettü verimi de yüksektir. Uzun vadeli kenarında portföy bulunduran arkadaşların, uzun vadeli temettü tahtası bulunduran kişilerin tercih ettiği hisselerden biri. Haftalık ortalamalarına bakıyoruz. 162 TL seviyesinde güçlü bir desteği var EMA5 haftalıkta. Günlük grafiğine baktığımızda da en güçlü desteği EMA 21 160 TL seviyesinde. Zaten bu saatten sonra geri gelir mi onu da izleyip görmek lazım. Ford güzel, beğendiğim tahtalardan biridir açıkçası. Tekniğinde de bir problem görmüyorum. King Kong'da baktığımızda King Kong bize 82 TL mumunda al diyor bu hisseyi. İçmoksar'la baktığımızda İçmok tekniği gayet olumlu. Yani bir tahtada hiç mi negatif bir şey görmezsin? Görmezsin. Güzel. Gayet güzel. Yoluna devam ediyor açıkçası. Son olarak Turkcell'e de bakalım. Şimdi Turkcell'de arkadaşlar bu da yatırımcısına bayağı böyle bir zulüm eden tahtalardan biri. Bekletiyordu, bekletiyor. Teknik verisi çok güzel. Hani şöyle baktığımız zaman geçmişine şuradan bir kopsa neredeyse 26-30 TL'lere kadar gideceğim ben diyen görüntüsü var. Şöyle bakıyoruz. Bir türlü götürmüyorlar. Ağır tahta. Şöyle bir üçgen formasyonunu içerisinde hareket ediyor. Genliği de azalmış durumda. Buradan bir kırma işlemi yaptığı zaman arkadaşlar, şu breakout kırıp çıkma işlemi yaptığı zaman artık bunun hedeflerinin orta uzun vadede yani güzel yerlerde olacağı belli oluyor. Şu şekilde ortalamalarını açtığımız zaman haftalıkta EMA5'in üzerinde yakın destek seviyesi 16.50'de, 16.50'nin aşağı kırılması durumunda mumları tutacak seviye 16 TL seviyesindeki 21 haftalık destek olacaktır.
İçmok sarına baktığımızda içmok tekniği gayet olumlu. Hiçbir problem yok. Biraz yoruyor ağır tahta ama orta uzun vadede bence yatırımcısını güldürecek diye düşünüyorum. Şu trend çizimleri, formasyon okuma, destek direnç gibi bütün konular grafik analiz eğitimimizde de mevcuttur. Sıfırdan hazırladık eğitimleri. Hangi hisseyi alsam düşüyor diyen çok kişi geliyor. Ondan çıkıyorum, başka hisse alıyorum ama o düşüyor, diğeri yükseliyor diyorlar. Bunların asıl sebebi, temel sebebi hisseleri alıp satacağınız yeri bilmemek arkadaşlar. Bunları da nasıl belirleyeceğimizle ilgili dokümanlarımız, videolarımız, eğitimlerimiz hepsi mevcuttur. Eğitim almadan 1 TL bile yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Detaylar için DM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisse varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme ekler analiz ederim. Hepinize bol kazançlar, hayırlı akşamlar.